Bir insan bir oruçlunun orucuna hadi gel kardeşim iftarın benden derse, bir müminin iftarını sağlarsa onun iftarını sağlaması günahlarının bağışlanmasına sebep. Rakabeti minennâr, kulum be, sen oruçtan insanın iftarını üstlendin, ben de senin cennetini üstleniyorum der Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Ve kâne lehum mitle ecrihi min gayri en yenkusa min ecrihi şeyun. O oruç tutan insan orucundan ne kadar sevap aldıysa, oruç tutan insana orucunun sevabını Allah tamı tamına verir, bir o kadar daha sevap onun orucunda iftarı sağlayan kişiye vermiş olur. Kâlû yâ Resûlallah, dediler ki ey Allah'ın Resûlü, mealen söyleyeyim bundan sonrasını. Ya Resûlallah, dediler, her birimiz iftar verecek imkana sahip değilsek ne olacak? Adamın imkanı var, 50 kişilik, 100 kişilik iftar verdi ama herkesin böyle bir iftar imkanı yoktur. Veya bir kişiye de iftar verme imkanı olmayan da olabilir. O ne olacaktır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hurma ile iftarı sağlayan veya bir bardak su ile iftarı sağlayan veya bir bardak süt ile iftarı sağlayan insanlara da Allah Celle ve Aleyh Hazretleri onu da es geçmez. Onun iftarını sağladığından dolayı, orucunu onunla aşmasına vesile olduğundan dolayı Cenab-ı Hak onu da es geçmez diyor.